Bazı hocalar meleklerin Adem'e secde ettiği konusunun yanlış anlaşıldığını, Allah'ın Adem için bana secde edin dediğini söylüyor. İnsana secde edilmez, Allah'a secde edilir diyorlar. Bu konuyu nasıl anlamalıyız? Şimdi emri Allah veriyorsa bu asla tartışılmaz. Bir kere secde emri Arap bunlar hoca oldukları göre Arapça biliyorlar. Lam harfi ceri ile birlikte verilir. Erdem Uygan'ın bu konuda gayet güzel yazdığı bir yazı var. Sitede var mı bilmiyorum o. Ama yoksa da koyalım. Üscüdü li Adem'e demek secde Adem'e secde edin demektir. Adem için şuna buna secde edin değil. Araf suresi 11. Bu Adem'le ilgili olan. Üscüdü li Adem'e değil. Üscüdü lillah. Evet, Neml suresi 25. ayete bir bakayım. Bu Hütüt. Vecettüha ve kavmeha yescudûne lişşemsi. Bak dikkat edin. Yani üscüdü li Adem yescudûne lişşemsi. Ben o diyor Belkıs'ı ve kavmini güneşe secde eder buldum. O zaman üstüdü li Adem, Adem için Allah'a secde edin denirse güneş için Allah'a secde ediyorlar, anlaşılır ki bu böyle bir şey imkansız yani. Ne demek ya? Ondan sonra ve zeyyene lehum şeyha bak yescudune lişşemsi min dunillah. Allah'tan önce güneşe secde ediyorlar. Ve zeyyene lehum şeytanı amalehum. Şeytan onların bunu yaptığı işleri kendilerine süsü göstermiş. Fesaddehum anin sebil, yoldan çıkarmış onları. Fehum la yehtedun, onlar yola gelmiyorlar. Ella yescudu lillah. Ellezî yuhricul habe fissemâvât. Yani bunlar diyor gökten şeyde göklerde ve yerdeki bütün gizli olan şeyleri ortaya çıkaran, ondan sonra gizledikleri ve açığa çıkardıkları şeyi ortaya çıkaran Allah'a secde etmesinler istiyor şeytan. Yani yescudu lillah gene. Aynı şekilde. Üscudu li Adem, yescudune lişşems, yescudu lillah. Bu lam harfi ceri şunun için başkasına olsa Allah için başkasına secde edin denmesi diye mana verilir. Allah için başkasına mı secde edilir?